Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün ben sizlere tavada harika bir gözleme tarifi hazırladım. Bu gözleme diğer gözlemelerden çok farklı, puf puf kabaran nefis bir gözleme yapıyoruz. Buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle gözlemenin hamuru için 1,5 su bardağı un kullanıyorum. 200 mililik bardak ölçüsü, 1 tatlı kaşığı tuz ekledim. Yarım tatlı kaşığı toz şeker ilave ediyorum. 2-3 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ilave ederek hamuru yoğurmaya başlıyorum. Ara ara su kullanarak hamuru toparlıyorum. Suyu bir anda boşaltmayın çünkü çok az bir hamur yoğuracağız arkadaşlar. Sadece 4 bezeden hazırlayacağız gözlemeyi. Bu şekilde gördüğünüz gibi az az su ekleyerek hamuru toparlıyorum. Daha sonra tezgahı alarak daha da iyice hamuru özlü bir hamur oluncaya kadar yoğuruyorum. Bu aşamada hamuru ne kadar iyi yoğurursanız o kadar iyi sonuç alırsınız. Gerçekten bu gözlememiz hem çok pratik hem de çok güzel oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. İyice toparlıyorum hamuru gördüğünüz gibi. Şöyle sizlere kıvamını da göstereyim. Bakın yumuşacık ama eli yapışmayan bir hamur elde ediyoruz. Tezgahı alıyorum ve şöyle bezelere ayıracağım. 4 beze yapacağız. 2 tavanın altına koyacağız. Yufkadan 2 tane de üzeri için kullanacağız. Bezeleri eşit almaya özen gösterelim. Kıvamı o kadar güzel oldu ki sakız gibi. Hatta bu aşamada yoğurduktan sonra bir 10-15 dakika bekletmenizi öneriyorum. Ben bezeleri yaptıktan sonra 10-15 dakika beklettim. Hamur iyice kendini saldı. Daha da güzel oldu. Dilerseniz bezeyi ayırmadan önce de dinlendirebilirsiniz. Hiç fark etmez. Üzerini örtüyorum ve iç malzemelerini hazırlıyorum. İç malzeme olarak maydanoz ve lor peyniri kullanıyorum. Lor peynirini de dondurucudan çıkarttığım için bu şekilde gözüküyor. Bazen yorumlarda söylüyorsunuz lor peyniri benzemiyor diye. Lor peyniri arkadaşlar. İyice karıştırıyorum. Üzerine bir iki damla zeytinyağı ekledim ve harcımı iyice karıştırdım. Daha sonra bir beze alarak hamuru açmaya başlıyorum. Altını üstünü un kullanarak açmanızı tavsiye ediyorum. Çok aşırı değil ama un kullanmadan da yufkanız açılmaz. Bu da bir önemli püf noktasıdır. Evet. Bu şekilde tavanın büyüklüğü kadar açacağım. Tavanız ne kadar büyükse o kadar açmanızı tavsiye ediyorum. Eğer tavanız küçük bir tava ise bu bezeleri daha da küçültmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü benim tavam 32 santimlik olduğu için bezeler ona göre ayarladım. Evet, birinci yufkayı açtım. Gördüğünüz gibi ince olmasını özen gösterelim. Çok aşırı kalın kalın olmasın ki 4 tane hamur güzelce pişebilsin. Tavama şöyle sıvı yağ alıyorum. İyice tavanın her yerini yağladım. Daha sonra birinci yufkamı en altına seriyorum. Gördüğünüz gibi gayet de büyük yufka açmışım. Kenarlarını kestim. 1-2 damla sıvı yağı damlattım ve fırça yardımıyla her yerini yağlıyorum. Mutlaka her yerine yağ gelmesine özen gösterin. Kenarından kalan hamuru da ayrıyetten küçük bir beze yaparak pişirip yedik. Yani hiçbir şeyi ziyan etmiyoruz arkadaşlar. İkinci bezeyi de açıyorum. Bu şekilde döndürerek açalım yuvarlak olması için. Hem çok pratik hem çok lezzetli bir gözleme.
Mutlaka deneyip yorum kısmına görüşlerinizi bekliyorum arkadaşlar. İnanın çok beğeneceğiniz bir tarif. İç malzeme olarak da farklı iç kullanabilirsiniz. Hepsiyle de ben yapıyorum. Çok lezzetli oluyor. İkinci yufkayı da açtım. Şöyle üzerine koydum. Bu yufkayı da tavaya göre açmışım. Kenarlarını iyice bastırarak birleştirelim ki pişerken çok fazla açılmasın. Her üst üste koyduğum yufkanın üzerine sıvı yağ sürüyorum ki kuru olmasın, yağlı olsun. Yine her yerine gelecek şekilde yağladım ve ortasını iç harcımı yerleştiriyorum. Yarım bağ maydanoz kullandım arkadaşlar. Yarım bağ maydanoz yeterli geldi. Peyniri de dilediğiniz peynir çeşidi de kullanabilirsiniz ayrıca. Evet, şöyle düzelterek iç malzemeyi yayıyorum. İki tane yufka altına, iki tane yufka da üstüne olacak şekilde ayarlayalım. Videomu buraya kadar gelen değerli takipçilerime küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer ki sizinle ilk kez bu videomda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim sesini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak daha çok kitlelere ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Her birinize desteklerinizden dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum. Son yufkayı da üzerine örtüyorum. Yine tekrar her yerini, kenarlarını bu şekilde bastırarak birleştiriyorum. Ve artık pişirme aşamasına geçiyoruz. Pişirmeden önce de tekrar sıvı yağ ile her yerini yağladım. Bu şekilde kupkuru olmasın arkadaşlar. Bu şekilde çıtır çıtır olacaktır. Orta ateşe alıyorum ocağımı. En önemli püf noktasına geçiyorum arkadaşlar. Ocaktayken tavanız büyük olduğu için bu şekilde kenarlarına döndürerek pişirirseniz gözlemenizin her tarafa eşit bir şekilde pişmiş olur. Eğer bir noktada bırakırsanız sadece ortası pişecektir, kenarları da böyle beyaz kalacaktır. Lütfen bu püf noktalarına uyarak gözlemeyi pişirelim. Şöyle gördüğünüz gibi baloncuk baloncuk olmaya başladı gözlememiz. Gerçekten su böreği gibi görüntüsü muhteşem oldu. Şöyle kontrol edelim. Gayet güzel bir şekilde pişmiş ve artık tersini çeviriyorum. Evet, çıtır çıtır kızardı gördüğünüz gibi. Harika bir gözleme oldu. Hem çok pratik. İnanın genç kızlarımız bile bu tarifi kolaylıkla yapıp deneyebilir. Hatta erkekler de bu tarifi kolaylıkla yapabilir. Mutlaka denemelerini öneriyorum. Yine aynı gördüğünüz gibi ocaktan elimi çekmiyorum. Şöyle bastırarak kenarlarına doğru pişirmeye başlıyorum. Bakın gayet güzel bir şekilde pişmeye başladı. Çok az daha bekletiyorum. Ve artık gözlemem servise hazır. İnanın yemelere doyamayacağınız bir lezzet. Yufkası çıtır çıtır oldu. Çok güzel oldu. Bakın şöyle çevirerek pişiriyorum ki her tarafı güzel bir şekilde pişsin. Gözlemem hazır ve artık gözlemeyi kesiyorum. İlk sıcaklığı çıktı. Bir 5 dakika dinlendirdim. Daha sonra dilediğiniz gibi gözlemeyi dilimleyebilirsiniz. Umarım videomu sıkılmadan izlemişsinizdir. Elimden geldiğince tüm ayrıntıları vermeye çalışıyorum. Bu şekilde pizza dilimi şeklinde dilimledim. Sizleri de
yakından dokusunu göstermek istiyorum. Şöyle bakın. Sıcak sıcak mis gibi çayınızla tüketebileceğiniz harika bir gözleme tarifi verdim bugün sizlere. Şöyle altı üstü gayet güzel bir şekilde çıtır çıtır kızardı. İçi de mis gibi oldu. Bugünlük de bu güzel tarifimin sonuna geldim. Beni buraya kadar izleyen değerli takipçilerime çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.